Son dakika görüntüde Hasan Arat'tan denetim kuruluna bir başvuru gelmiş. Gökhan Tiryaki'nin yapmış olduğu açıklama var. Beşiktaş'ta denetleme kurulu başkanı Gökhan Tiryaki. Beşiktaş Jimnastik Kulübü 35. Başkanı Sayın Hasan Arat, dün futbol takımlar eski koordinatörü Sayın Samet Aybaba'nın gerçekleştirdiği basın toplantısındaki açıklamaları üzerine elinde bulunan bilgi ve belgeleri tarafıma iletmiştir. Mevcut denetim programımızda bazıları hali hazırda denetlenmekte olan süreçlere ek olarak inceleme soruşturma gerektiren konular için gerekli çalışmalar şahsım ve ekibim tarafından başlatılmış olup genel kurulun ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüzüğünün kurulumuza vermiş olduğu yetkiyle objektif bir şekilde sonuçlandırılarak rapor halinde aktarılacaktır. Saygılarımla Gökhan Tiryaki, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu Başkanı. Kartal mutlaka bu devamlı bir şeyler söylüyor. Ben alkışlıyorum. Ciddi anlamda alkışlıyorum. Çünkü neden? Hep söylüyorum. Galatasaray'da denetleme, disiplin hepsi ayrı seçiliyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de böyle değil. Beşiktaş bunu uzun zamandır yapıyor. Ya denetleme kurulu başkanı getiriyorsunuz, başkana bağlı çalışıyor. Başkanı nasıl denetler abi? Aynı yönetim olsun. Burada ayrı ayrı yapılıyor. Tabii. Tüzük değişip Galatasaray'da da diğer kulüplerde de olması gereken bu. Bakın Samet abi bana şeylerini en hızlı şekilde varsa içinde her şeyi araştıracağız. Ama sen başkansın, seni denetleme kurulu başkanı yapmışsın. Abi senin denetleme şansım yok tabii abi. Canım, kimse kusura bakmasın yok, ya. Tabii canım, kimse kusura bakmasın. Disiplin. Kesinlikle. Bir ceza alıyor. Disiplin ceza verecek. Galatasaray'da bu oluyor. Başkana önce başkana gidiyor. Disiplin cezası alan kişi başkan eğer onaylarsa oluyor. Böyle şey olur. Bu hareket bu işte. Doğrusu tabii, bu abi. Tabii. Bu olmalı. Gökhan Tiryaki'yi de Samet Aybaba da varsa elindeki belgeleri getirmişse bunları da sonuna kadar takipsiz olacaklarını kesinlikle düşünüyorum. Yani, sen daha iyi biliyorsun. Hiçbir şeyden tek taraf bakmamak lazım oluyor. Şimdi biz basın toplantısına gittik Samet Hoca'nın. Hakikaten son yılların en sarsıcı basın toplantılarından biriydi. Yani camia içinde yaşananları biz Samet Aybaba'nın ağzından dinledik. Samet Aybaba'nın iddialarını daha doğrusu. Yani biz burada ahkam kesecek değiliz. Yani şöyle oldu, böyle oldu. Karar verecek merci biz değiliz. Sayın Başkan Hasan Arat da ne yaptı? Gitti. Elindeki işte belgeleri, birikimleri zaten açıklamıştı. Ben yönetime de çağrıda bulunuyorum dedi Sayın Arat. Samet Aybaba hakkında suç duyurusunda bulunsunlar dedi. Yapılacak Gökhan Bey'in yapacağı incelemeler, araştırmalar sonucunda neyin ne olacağı çıkacak ortaya. Çıkmalıdır da zaten. Yani tabii ki. Samet Hoca bir şeyler söyledi. Doğru veya yanlış bilemiyoruz. Belgelere göre bazı şeyleri belgelere göre konuştu Samet Aybaba. Belgelere konuştu, şimdi belli olacak. Şimdi belli olacak doğru belgesi mu değil çıkacak mi diye. Ya ben burada diyorum bağımsız yani, denetim kurulu olarak baktığın zaman burada çünkü seçilmiş bir denetim kurulu. Samet Aybaba'nın eline varsa verecek. Şey merciği bu. Ben Samet Aybaba'nın açıklamaları demin son dakika olduğu için yine Levent Nazifoğlu'na özellikle vurgu yapıyorum. Orada da divan kurulunda konuşmuştu hatta yani. Evet. Benzer iddiaları. Orada da aynısı olması gerekirdi. Evet. Burada çok çabuk hamle yapılmış. Sayın Samet Aybaba'nın getirip ortaya koyacağı her şeyi Beşiktaş sonuna kadar takipçisi olacak. Mesela, bu kadar... Aynen öyle. Bak burada mesela dün ben yayında da biz hafta içi çok yayın yaptık dışarıdan da. Çünkü yoğun bir gündem vardı hakikaten. Şimdi burada da benim elimde var. Toplantıda dağıttılar bize. Bilgim dışında kullanılan dijital imzam diyor Samet Aybaba. Bunlar benim bilgim dışında oldu diyor. Burada, kaç ay? Tarihe bak. Tarih söylüyorum ben sana bak. 26 January 2024 diyor. Ayın 26'sı. Temmuz mu? July, Temmuz, Haziran. Değil mi Haziran? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Haziran. Kasım. 5 ay. January, Ocak. Bir dakika ya. July, Temmuz. Tamam. July, Temmuz. Abi ne oluyoruz Ocak, ya? 26 Ocak 2024. Ya Kartal Yiğit. Doğru. O, 10 ay. Benim adıma bir yerde bir imza, sahte imza kullanılsa bunu ne zaman öğrenmiş? Sayın Samet Aybaba. Dün mü öğrendi bunu? Yok dün öğrenmedi canım. Öncesinde öğrendi. Abi benim adıma tabii, birisi Kerem sen benim ben senin adına bir sahte imza ya da senin adına bir imza atsam ne yaparsın? Seni dava ederim. Bu kadar basit. Bu kadar basit.